28. ayet. Bundan sonra ders alan bu akşam burada benim kardeşler almıştır. Artık olur orta kişiler hakkında zan yapmayacağım. Şefkatli tokat yedi. Tokat yedi demeyeceğim. Allah bilir ne, bilmiyorum ne oldu. 28. ayet. Haç, hayatına reset atmak, yeniden yazılımı gücenlemek, atıl olan taraflarını aktif etmek, farkındalığın zirvesine taşımak, anlayış ve fedakarlığını arttırmak. Bir daha, haç neymiş? Hayatına reset atmak, yeniden yazılımını güncellemek, atıl olan taraflarını aktif etmek, farkındalığın zirvesine taşımak, farkındalığını zirvesine taşımak, anlayış ve fedakarlığını arttırmak, affetme ve sabretme idmanı ile bilkuvveden bilfiile çıkarmak, nimetin farkındalığı ve israfın fıtrata zıt olduğunun bilincinin artması, zıtların cemi, hac, ayrılığın bütünselliği, meşveret-i şur'anın tahakkuk zemini, insanlığın kazanımlarının ve ilmi otoritelerin paylaşımı, mülk ve melekütü haletlerin ayrışma muamelesi, değer yargılarının hakkaniyetinin bulunması, hac, zavallılığımızın, çaresizliğimizin, bedbinlik, hodgamlık, kodendişlik ve ben merkezli anlayışımızın yıkılması, hac, içsel alemin tamiri ve malzeme toplaması, birbirine sahiplenme şuuru, Allah'tan ve ahiretle ümitli olmanın kalitesinin arttırılması, hac, insana özgüveninin kazanılması ve yeisten, ümitsizlikten kurtulması, elimizde var olan maddi ve manevilerin hakkaniyet bulmasının ve paylaşımının eğitim yeri, birbirimizi anlama, kabullenme, hazmetme, tahammül etme, sahiplenme, ulvi sıfatlarının kazanımı, herkesin süfli sıfatlarının bırakılıp ulvi sıfatlarının bölümünden herkese bir bütün olarak verilmesindeki rahmetin ve rahimiyetin hakkaniyetinin icrasının fiili ders verilmesi ve Allah'ın bu iki sıfatlarının aşikare görülmesi, şirkin ve küfrün tüm çirkinliklerinin ayka çıktığı, göründüğü, amelle itikadın en zirve birleştirildiği, hac, amel ile itikadın en zirve birleştirildiği, safiyetin kazanımı, rıza ilahinin verildiği ve verileceğinin teminatı, hac, ecdadınla tanışıp ve bütünleşme manevi koridoru, hac, lahuti alemlerin azami tahakkuk zemini ve insandaki bu tarafın uyandırılması, hac, insanı en çok aciz bırakan affedememe, tahammül edememe, hakkından vazgeçmeme, emri dinlememe, dünya hayatını Allah ile ahiret ile izah edip yorumlayamama, aklı ikinci derecede bırakıp kalbi hayatı yaşamama, ben kimim, burası neresi, neciyim, nereye gidiyorum sorusunu kendine soramama, muvazene-i amelle bakamama, cinsellik tuzaklarından kurtulamama gibi süfli sıfat ve anlayışlardan kurtulabilmek adına ilahi seminere,
kursa, konferansa, eğitimine katılma fırsatını barındırır hac. Hac, hakiki düşmanlarının idraki, çilenin içindeki ulvi lezzetleri tatma, sanki biberdeki lezzet gibi, cinselliğin, cinsiyetin, ırkın, meslek ve meşrebin ve her türlü kariyerlerinin dayatmalarından kurtulma fırsatı hac. Hac, zorlukların üstesinden gelebilme hazı, insan kendi başına mutlu olamayacağını anlayışının sosyal dayanışmayı güçlendiren olduğu, hudutların kaldırılıp maneviyet bağlarının aktifliğini, içsel aleminin cemül cem ve camül ezdat olduğunu insan anlatıyor hac. Aslı vatanın ve insanlığın atasının macerasına manen girmenin, Allah'a karip yaklaşma vesilesinin en üstünü, helal ve mubahlarını terk edebilme provası, hayatını disipline edebilme atölye çalışması, hac, Allah'tan uzaklaştırma olan şeytanla fiili tanışmak, hac, gayz, öfke, nefret, kin, adavetin yapılması gereken şeyin kim olduğunun idrak edilmesi, hac, terklerin izan edilmesi, aklı değil kalbin hakim kılabilme becerisi, aynı şeyleri sık sık tekrar ederek şuur altının aktifleştirilmesi, yalnız kalmak dahi olsa ilahi emre teslim olabilme öğretisi, bir siyah zayıf köle bir kadının hareketlerinin dini sembollerle gösterilerek Allah'a karşı üstünlüğünün teslimiyette olan takvanın fiili eğitimi. Nedir o? Safa ve Merve'de cılız, zayıf, sıska, yani böyle geçer, siyah bir kadının arayışının o haleti ruhiyesinin İbrahim'e dedi ya, Rabbin mi dedi beni çocuğunla beni buraya bırakmayı? Rabbin mi dedi? Evet. Tamam. Teslimiyetin zirve yaşantısının orada öğretisi ve dünya hayatının bir şey ararken o kadının o arayış, teslimiyetinin içerisindeki arayış var ya, bir kadındır, siyahdır, köleden dönmüş, sıskadır ve kadının o çocuğuna su bulma arayışındaki o telaşesi var ya, bize din olmuş. Şu dinimizin kutsiyetine bak. Kadının hareketleri benim bir İslam esasında hacı ikame etme yerine getirmede o kadının hareketi bende din olmuş. Ya Rabbi. Allah'ım ne güzel Allah'sın. Öyle demiştim ashabi, sen Rabbin mi diye. Demiş, ey İbrahim, burası vadi, su yok, kervan geçmez. İki vadi ve kır, güneş tepende 50-60 derece. Ben İsmail'le beni burada bırakıyorsun. Beni buraya bırakmanı Rabbin mi söyledi? Rabbin söylediyse bırak ve git. Allah'ım bunun o haletinin hatırına, Allah'ım o Hacer'in o haletinin hatırına, Allah'lığın hatırına ya Rabbi, o kadının o haletini şefaatçi yapıyorum. Müslümanları affeyle, nur talebelerini affeyle, bizi affeyle, bizi sevenleri affeyle ya Rabbel Alemin. Bana bu haleti yaptıran, bu haletin aslı olan Esma'nın hürmetine ya Rabbi, onu şefaatçi yapıyorum. O validemizin haletini şefaatçi yapıyorum. Bizi affeyle Allah'ım. Ne olur
Hacer'in o haletin hürmetine affeyle. Ya Rabbi, o haletin fiili din olmuş. Haleti de bize şefaatçi olsun ya Rabbi. O haletin fiili din olmuş. O haleti bizim şefaatçimizdir Allah'ım. Yarın rüzü mahşerde bu duamızı karşımıza çıkar ya Rabbi. Olmasa hacı olur değil mi abi? Olmuyor. Safa ve Merve. Kadının bu hareketi din olmuş ya. Nasıl bir din ya? Ya gurur duyuyorum İslam. Çok şükür ya. Bir daha. Allah Allah. Bir, bak kadın bir. Bir siyah, zayıf, köle bir kadının hareketlerinin dini sembollerle gösterilerek Allah bunu ne demek istiyor? Allah'a karşı üstünlüğünün teslimi ilimde de değil. Allah'a karşı üstünlüğün takvadır ya. Takvanın içeriği nedir? Teslimiyet olan takvanın fiili eğitimidir hac. Hac akıldan kalbe, kalpten akla hareketin hakimiyetlerinin ruh tarafından kontrolünün öğrenilmesi, hac, beraber olmayı, yaşamayı ve sosyalleşmenin uygulaması, hac, kul hakkı hariç affın olması ile kul hakkının ne demek olduğunun gösterilmesi, kul hakkı hariç Allah ile olan hukukun affedilmesi, kul hakkın için aff değil, diyor ki, hac her şeyi affediyor ama kul hakkını affetmiyor. O zaman sana bunda diyor ki, kul hakkı neymiş öğrendin mi? Anladınız mı bunu? Çok ilginçtir bu. Kul hakkının aslında göstergesidir. Mefhumu muhalifi ile. Bir de okuyacağım. Kul hakkı hariç, affın olması ile kul hakkının ne demek olduğunun gösterilmesi. Bir şey söyledim bugün de arabada geliyordum. Arabada birisi aradı. Cepte verdim. Bununla alakalı olduğu için söyleyeceğim. O da bağışlasın. Canlı yayındadır o. Dedi ki, abi ben sıkıntım var. Vehim ve vesvesem var. Tamam. Ben dediğin gibi Hizbul Kur'an okuyor. Risale okuyor. Derslere de katılıyorum canlı yayın ve gitmeye de var. Gene sıkıntım tamamen bitmedi. Ne önerirsin? Kardeşim, şu söylediğimi de eğer sen de yoksa dikkat etmişsen doktora gideceksin. Nedir o? Kul hakkı var o zaman. Haram yiyorsun. Haram yiyenin kırsağındaki o haram Hizbul Kur'an'da, Risale-i Nur'da sana fayda vermez. O zaman haram yiyorsun. Doktorluk değilim ama sıkıntım gitmiyor diyor. Kardeşim haram yiyorsun. Bunu kim söyledi? Ustadın avukatı kimdi hatırlar mısınız ustadın? Ondan eski. Bekir Bek abiden eski. Kim? Ustad kendi risalede diyor. Benim avukatım diyor. Ustada benim gibi biraz böyle şey adam böyle biraz ustada da sıkıntı yapmış sakın diyor. O dedi diye sıkıntı değil. Zaten bu plan kurulmuştu. Bu olacaktı. O kardeşimiz böyle dedi. Başımıza bu dert başımıza geldi demeyin diyor. Bu zaten plan kurulmuştu diyor. Kim o abi? Ya böyle adam gibi adam böyle. Biraz böyle şey gibi dosel gibi giden bir abiydi. Ahmet Feyzi abi. Ustadın avukatı. Ustad demiş risalede benim avukatım diyor. Ne demiş biliyor musun? Ankara'da kendi sesinden dinledim. Diyor ki abimiz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Niye böyle gene bir şey olmuyor yani sıkıntımız kurtulamıyor. Demiş ki haram yiyorsun o zaman demiş. Çünkü vaad-i ilahi var. Allah'ın bu Kur'an evrat okumak Allah ile sohbet etmektir. Sen Hizbul Kur'an okuyorsun. Kur'an okuyorsun. Risale okuyorsun. Niye gitmiyor sıkıntın? Haram yiyorsun kardeş. Ha haram yemediğin halde gene gitmiyorsa başka bir adetullah kanunu var. Bedendeki bazı bezleri, tiroid bezleri, serotonin bezleri, şunlar bunlar sıkıntı var. Adet ile o zaman ilaç içeceksin. Ama bu haram yemeyeceksin. Dedim ki Ahmet Feyzi abi böyle diyordu. Öyle mi abi dedi. Öyle. Oturup kalkmana her yerde yemek yemeyeceksin. Helal paran dahi olsaydı. Yemeyeceksin kardeşim.
Ya. Ondan sonra bir şey diyeyim ama silersiniz. Neyse demeyeyim. Başımı iş açar. Şeytanın en büyük tuzağı olan seni Allah affetmez. Bak şeytanın en tuzağı neymiş? Şeytan şunu diyormuş. Allah seni affetmez sözüyle yeisin insana hakimiyetinin kaldırılıp Rahman ve Rahimiyetinin hakkaniyetlerinin ifadelenişi. Hani şeytan diyor seni Allah affetmez. Seni Allah affetmeyecek. Var ya böyle bizde de insanlarda da. Allah seni affetmez. Sen Allah'ın Adalet Bakanlığı'na mı oturdun? Allah kimi affedeceğini, kimi affetmeyeceğini sen nereden biliyorsun? Allah seni affetmez. Allah seni affetmez. Ondan sonra seni onu affedip affetmeyeceğini sen nereden biliyorsun? Bu sözü kim söyletiyor? Melun. Bununla yeisi atmak için yapıyor. Oysa Allah'ın rahmeti gadabını aşmıştır. Nasıl can vereceksin? Allah'ın rahmetine göre vereceğim. Nasıl hesap vereceksin kabirde? Allah'ın gadabını aşmış. Nesi? Rahmeti. Rahmetine göre vereceğim. Nasıl haşir meydanında hesap çekileceğim? Rahmetine göre vereceğim. Şeytanın bu yeis var ya, Allah seni affetmez. Sen ne? Allah adına mı konuşuyorsun? İşte şefkat tokadı da o. Allah seni şunla vurdu diyor. Nereden biliyorsun? Allah'ın Adalet Bakanlığı sana mı açıldı ki? Ne ile yediğini? Lef-i mahfuz mu açıldı ki? Ona o gelen o hadisenin şefkat tokadı mı, rahmetin vesilesi mi? Sen nereden biliyorsun? Acayip bir şey ya. Ya terbiye çok güzel bir şeymiş ya. Bir daha. İyi ki okuduk ya bu akşam bunu ya. Uf. Seni Allah affetme sözüyle yeisin, insana hakimiyetinin kaldırılıp, Rahman ve Rahimiyetinin hakikatlarının ifadelenişi hac, tövbelerin kabul edildiğinin dini litelerin yani simgeleriyle gösterimi yani tövbeler çok acayip bir şey. Yaptın günah. Kimse sevabına tövbe etmez de yaptın günah. Öyle kalsa ne kadar zulüm olur ya. Yaptım işte kaldı. Tövbe sistemi var. Adem Aleyhisselam dünyaya gelmesiyle tövbe sisteminin aktif olduğunu gösteriyor. Yani dünyaya niçin geldi? Bir hikmetini söylüyorum. Dünya niye geldi? Ustad diyor ki hikmeti tavziftir diyor. Ben içerisine bir hikmeti şöyle anlıyorum. Benim meşrebim itibariyle. Eğer Adem Aleyhisselam cennette kalsa gelmeseydi afla alakalı esmalar aktif olmayacaktı cennette. Yani af sistemini aktif etti. Tevvab ismi. Yani o kadar hoşuma gidiyor ki af sistemi çok işime geliyor böyle benim hoşuma gidiyor. Böyle. Bir de insanlara ceza vermeyi hiç iyi yapamıyorum. Allah bilmem neyini verdi. Allah sana tokat vurdu. Allah sana şöyle yapacak. Yok ya. Bak bugün içkiyle düşmüş nereye? Denize. Bak aynı söylüyorum. Kardeşim sen Yasin'ini gene gör. İslam düşmanı mıydı dedim ilk. Hayır. Kafirlere düşman mıydı? Dost muydu? Bilmiyorum dedi. Yani Allah düşmanlarına dost olmayacaksın. Risale-i Nur'da CHP'ye yakın olmayacaksın diyor usta. Bitti. CHP'ye yakınsa kardeşim. Risale'den söylüyorum bunu. Bir Nur talebesi onlarla beraber olamaz. Mümkün değil. Olmuşsan bazıları belki şey yapar ama ben Risale'deki naklettim. Olamayacaksın. Olmayacaksın onlarla. Onlarla yakın olduğunu hiçbir şansın yok yani. Ama ötekileri de kalbine koymayacaksın. Devam ediyorum bak. Tövbelerinin kabul edildiğinin dini riteleri, simgeleriyle gösterimi, ibadetleri biz yapıyoruz. Bizden çıktığı halde yapılan ibadetlerin içine giriyorsun. Tıpkı yöneldiğin kıblen olan Kabe'nin içine girmenin alameti olan kıblenin kalkması, yönün, cihetin, tarafın kalkması. Şimdi şu, Kabe'de içinde kıble ne taraftır? Sen böyle duruyor musun şöyle? O karşıki tarafta sana duruyor. Ne oldu yani? Kıble yok orada. Kabe'nin içine girsen, şimdi içeriye girdim.
Kabe'nin içine girse, o dikdörtgen içine, söyleyin bana kıble hangi taraftadır? Kıble var mı? İmanın da böyle şeyi yok işte. Amelin kıblesi var, ihlas ve sadakattır. Ama imanı böyle bir kıble, imanın içine giriyorsun. O zaman şunu yap diyor, bak diyor ki, ibadetleri biz yapıyoruz. Yaptık. Sonra bizden çıktı halde, ibadet yaptık, çıktı. Yapılan ibadetlerin içine giriyoruz. Mesela yapıyoruz, ibadeti namaz kılıyoruz, gösteriş, riya, zekat veriyoruz, sadakat veriyoruz. İçine kendimizi koyuyoruz. İşte olmuyor. İşte onu anlatıyor. Mesela diyelim ki Mehmet dese ki abi ben bir kahve yaptım nasıl o bir baksana falan. Mehmet kahve kokuyor. Niye abi niye kokuyor? İnsan kokuyor burada. İçinde insan var. Nasıl insan var? İçinde sen varsın Mehmet. Gibi ya. Kahve ikram ettin ya. Baktım ki niye içmiyorsun kardeş dedin. Abi niye içmiyorsun? Ya bu insan var ya, insan kanı var burada. Lan niye ne insan kanı? Mehmet bunun içine baktığımda sen varsın içinde. Bu ne kadar acayip tuhafsa, amelin içerisine kendimizi koyuyoruz. Hepimiz yani. O kadar acayip. İçine kendini koymadığın amel nedir? Kabe'nin içerisine girmek gibi. Yönü yoktur. İşte bunun ibadetin içerisinde kendini koymamanın provası hac. Belki de hacı bir sayfa bu gecede bu kadar olsun. Demek ki Hac suresinin 28. ayetinde cümle cümle hac ne demektir? İnşallah açılır da o yol. İnşallah gene nasip olur. Rabbim bu hakikatta haklanmayı nasip eylesin. Yani bu akşam hangi sureydi? Hac suresi. Onu okuduk. Dilimiz döndüğü kadar kendi kelamını anlamaya çalıştık. Kelamının hürmetine, o Kabe'deki simge ve sembollerin hürmetine, hatırına bizi, bizim sevdiklerimizi, bizi sevenleri, evladı iyalerimizi Cenab-ı Hak affeylesin. Taksiratlarını affeylesin. Kabirde olan anne babalarımız, evlatlarımız kimler varsa ya Rabbi bizim üzerimizden onların mekanlarını cennet bahçesinin bir bahçeyle ya Rabbi. Allah'ım orasıyla burası esmanın hakikatlarıdır. İştirak-ı amali uhreviye ile hissemizi ziyade ile ve gidecek olduğumuz o alemler bizden önce İhya ve Hay ve Kayyum isminin hürmetine o hakikate mazhar eyle. Bir abi öyle demişti. Hay ve Kayyum ismin hürmetine diyor, kabrimizi cennet bahçesinin bir bahçe eyle diyor. Ya Rabbi, Kur'an'ın ayetlerinin temsil eden, mümessili olan şahs-ı manevi müekkel melaikeler hürmetine geçmişten yapmış olduğumuz günahlardan niye bunu böyle yaptın? Niye bunu böyle yapmadın? Niye bunu böyle dedin? Niye demedin? İtabına vesile olacak yanlışlarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı Kur'an'ın harflerinin mümessili ve müekkel olan ruhani ve meleklerin hürmetine affeyle ya Rabbi. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.